Dostlar hepiniz CryptoType'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir e, Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin e, çökecek mi? Daha da düşecek mi? Bunun üzerine düşüş sebeplerinin detaylarını ineceğiz Öncelikle çok kısa bir video olacak. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve Bitcoin.com e, 200 altcoin kampanyası 19 Ocak'ta bitti. İlerleyen zamanlardaki kampanyalardan önceden yararlanmak isterseniz e, açıklamalar kısmındaki kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz. Şimdi... Dün attığım videoda ve dünden önceki attığım Bitcoin videosunda bu mor bulutun Bitcoin'in kararsızlığından, bu beyaz çizginin ana destek direnç noktası olduğundan, bu beyaz çizgimizin atıyorum mesela şöyle örneklerle gideyim tekrardan detaylı size de anlatayım. 13 Nisan'dan itibaren düşüş trendiydi. En az mesela Nisan'dan sonra ne zaman denemiş bu beyaz çizgiyi 6 Eylül'de. Kramamış. Ne zaman denemiş? Bir ay sonra. Bu sefer kırmış 68K'lara 70K'lara yakın gelmiş sonra bakın kırdıktan sonra 6 Ekim ne zaman deniyor 3 Aralık Kasım Aralık 2 ay sonra deniyor yani bu beyaz çizgi yakın tarihler arasında çok sıkça denememiş geçmişte bitcoin anladınız mı dostlar 13 Nisan'dan itibaren en az bir ay aralıklı denemiş hani altındaysa yukarı kırmayı denemiş bir ay sonra üstündeyse aşağıya hani e, direnci denemiş desteği denemiş altı kırmak için en az bir ay geçmiş daha sonra gelmiş bakın 4 Aralık'tan sonra ne zaman denemiş 6 Ocak bir ay sonra tekrardan deniyor ve altına kırıyor ve daha sonrasında bu mor bulutun olduğu nokta bu e, kararsızlıktır bu anlamadığımız bir şey ortaya çıktı yani en az bir ay geçtikten sonra denilen beyaz çizgi bakın ne zamandan itibaren 7 Ocak'la 20 Ocak 2 hafta içerisinde yaklaşık 1-2-3 4 5 6 defa 7 defa denenmiş. Bu bir saçmalıktır, bu bir kararsızlıktır. Ondan bahsettik size bakın. Zaten de çizdik. Bu tekrardan 41K'nın altına düşersek dedik. 38K'lar gelebilir. 38 da geldi. Hani kimseyi gazlamadık, etmedik vesaire. Biz yükselirken de buradayız, düşerken de buradayız. Zaten kaldıraçtan zaten portoyu Spot olanlar hodl. Bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Ama kaldıraçtan uzak durmanızı da her zaman da ikaz ediyoruz. Bakın bir anda anlamadığınız bir şekilde sizi Instagram'dan Twitter'dan o çok takipçi bir arkadaşlar Ade long açtım şunu açtım, short açtım. Gazlıyor. Siz de girdiğiniz andan itibaren maalesef kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Onun için her zaman ne diyorum? Kaldıraçtan uzak duralım. 100 saatlik hareketli ortalamadan reddediklerimiz burada zaten belli. 2 defa Hatta üç defa da sayılabilir. Bu saatten itibaren tek bir şey konuşacağım. E, bence ben 32K'ları da gördüm e, geçen sene. Bence dostlar artık dönmek için herhangi bir şeyimiz yok. Yani Bunun sonu artık dönüştür diye düşünüyorum. %52-53 ihtimalle dönüyoruz bu saatten sonra. Daha da düşer mi derseniz benim kanımda daha da düşmez. Zaten bu beyaz çizgi artık Denenmesi lazım, sağlam bir şekilde. Ama bu dönüş ne zaman olur? Belki bir ay içerisinde olabilir. Haberiniz olsun. Yani sağlıklı olması için bir bir ay, 30 gün geçmesi lazım ki öyle denenmesi lazım bu beyaz çizgisi tekrar üst bandına. Çünkü böyle, bakın kararsızlığın sonucunu şöyle iki tane sağlam ayı mumuyla alta doğru yedik. Şimdi e, detaylarına geçelim. Bitcoin fiyatları neden düştü? Şu haberin e, detaylarına inelim. Bitcoin çakıldı. Bitcoin 39 bin doların altını gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini görürken Ethereum'da %8'lik değer kaybıyla 2860 dolara düştü. Bitcoin yatırımcıları şokta. Allah'ım yarabbim. ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Nasdaq %1.3, S&P 500 ise %1.1 geriledi. Borsalarda düşüşler kaydedilirken kripto para piyasasındaki satışlar daha sert oldu. Düşüşte Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisi de etkili oldu. Mesela ben şunu da anlamlandıramıyorum. Evet tamam bir haber fut haber geldi. Rusya Merkez Bankası yasaklama haberi geçti piyasaya. E peki dostum yani piyasada 10 tane bitcoin ile ilgili güzel haber varken bitcoin yükselmiyor da gıdım gıdım gidiyor da. Neden bir tane kötü haber olunca bitcoin çakılıyor? bu kadar saçma. Yani yatırımcıyı da soğutuyorlar açıkçası. Ben de hafif, hafif soğumaya başladım ama ee, bakalım. Dün kısa süreliğine 43 bin doların üzerini gören bitcoin bu sabah itibarıyla 38.850 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin günlük kayıp %7.2'yi buldu. Dünyanın en büyük kripto parası Kasım ayındaki yaklaşık 68 bin dolarlık zirvesinden %40 gerilemiş oldu. Bitcoin 2022'de ise şu ana kadar %18 kaybettirdi. Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saat 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 830 milyon milyar dolara geriledi. Yani bir günde piyasadan 220 milyar dolar silinmiş oldu. Şuna bakın yazık günah ya. Çok büyük bir rakam. Ethereum, altcoin ve bitcoin fiyatları yazmışlar. Haber bu kadar dostlar. Dediğim gibi artık yani döneceksek böyle döneceğiz ama bu çizgi yani şöyle olacak bana göre. Belki biraz daha altına da gidebilir. Bir ay sonra. Evet, sağlıklı olması için bir ay ben veriyorum. Çünkü sürekli burada tık 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 yaparsa temelde işin cılgı çıkacak. Sağlıklı bakın. Geçmişte sağlıklı yükselmenin düşüşün şeyine baktık. Dediğim gibi burayı denedi. 7 Eylül kıramadı. Bakın bir ay sonra 5-6 Ekim'de denedi. Kırdığı zaman 68'e gitti. Nereden gitti? 41'den gitti. Bence bunun olması lazım. Şart diye düşünüyorum. Tabi şart da değil gerçi de. Yani daha sağ olacağını düşünüyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.